Az önce siz uçarken gördüm, çok merak ettim. Yani ilginç bir tekniğe benziyor, sisteme benziyor bu. Evet. Sizin kendi icadınız mı yoksa bu daha önce başka tırsı tarafından bulunmuş bir şey mi? Yok, paramotor. Paramotor. Evet. Öyle mi? Evet. Yani bununla herhangi bir uçaktan falan atlamadım, paraşütle... Yerden kalkmak için, evet. Yamaç paraşütünü kullanarak yerden kalkmak için kullanılan bir şey. Aha. Ama bununla güzel plajlar uçuşlar da yaptınız yani. Evet. Sırf yerden kalkmadınız. Evet. Gittiniz geldiniz, derin uçuşlar yaptınız. Evet, evet. Tekrar kalktı. Manevralar yaptık, evet. Evet, evet. Çok güzel. Şöyle ben yaklaştırayım bunu. Çekeyim biraz. Yeni bir icat değil yani bu. Yok, yok. Ama Türkiye'de yapan çok yok galiba. 100 kadar kişi var, 100 kişi var. Nereden geliyor bunun şeyi, üretimi? İtalya'dan. İtalyanlar yapıyor. İtalyanlar yapıyor, evet. Hı hı. Siz ne kadar zamandır uçuyorsunuz? Ben 5 senedir uçuyorum paramotorla. 5 senedir. 5 senedir uçuyorum. Öğrenmek için bir eğitim almak gerekiyor mu? Evet, kesinlikle. Nerede bunun eğitimi? Her yerde var. İstanbul'da, İzmir'de, Pamukkale'de, Ölüdeniz'de. Öyle mi? Çok güzel. Hı. Peki imalata aşağı yukarı ne kadar mal oluyor? Yaklaşık. Yani şey yani alması. Malzeme yaklaşık 8000 euro. 8000 euro. Evet. Her şey içerisinde bu şekilde. Evet. Anladım. Peki eğitim ne kadar sürdü sizde? Eğitim normalde 2 hafta bir paraşüt eğitimi var. Yamaç paraşüt eğitimi. Sonra 2 haftada paramotor eğitimi var. Ha. Yani çok uzun sürmüyor. Siz de uçuyor musunuz hanımefendi? Ben de öğrenciyim. Öğrencisiniz. Tamam. Başlıyorsunuz belki yavaş yavaş siz de. Staj aşamasındayım. Tamam, tamam. Tabii ilk önce bakarak biraz bilgi edinmek lazım. Kaç beygir gücünde bu motor? 185 cc, 25 beygir. 25 beygir, 75 kilo itişi var. 75 kilo itişi var. Evet. Başka detayları var mı bu paramotorun? Paramotorun yani normalde hava aracı olarak üretilmiş, evet. Motoru. Sadece motoru 11 kilogram. Normalde çok hafif yani. Normal motosiklet motorlarına göre çok hafif. Evet. Toplam benzinliyle her şeyle 45 kilogram geliyor ama uçarken onu hissetmiyorsunuz. Çünkü oturuyorsunuz sadece. Hı hı. Ayak ayak üstüne atıp çalışıyorsunuz. Evet. Evet, fark ettim ama yine de tabii tekniği bilmek lazım da yapmak gerektiğini. Tabii. Yoksa herkes ayak ayak üstüne atamaz orada. Tabii. Kaç yıllık tecrübeniz var sizin de aynı zamanda? Evet. 5 senedir uçuyorum diyorsunuz. Evet. İlk başta da muhakkak öyle değil, değil mi? Biraz heyecanlanıyor, yani, insan telaşlanıyor. Heyecanlanıyor, bacaklar biraz titriyor. Kasılıyor. Ama şimdi öyle bir şey yok. Tabii. Kaza oldu mu hiç? Yok, yok hiç kaza. Yapan var mı öyle kaza düşenler falan? Var. Yanlış kullanıp akrobasi yaparken var. Ne yaparken? Akrobasi yapanlar oluyor genelde. Veya işte takla mı atıyorlar havada? İşte takla atanlar oluyor. Evet. Veya uygun rüzgarda kalkmıyorlar. Ben şimdi burada denizden gelen stabil rüzgarla kalkıyorum. Ha, o denizden gelen çok sakin. Evet. İçinde darbe olmayan, sağanak olmayan, evet, rüzgarla kalkıyorum. Evet, evet. Poyraz'da kalkılmıyor. Bu lodos. Midilli'den geliyor bu rüzgar. Evet. Şu anda ideal yani. Anladım. İç içinde şey yok. Yani paraşütü karıştırıcı hiçbir şey yok yani. Rahat rahat uçabiliyorsunuz, evet, gelebiliyorsunuz. Hem koşmadan gördüğünüz gibi. Evet, evet, evet. Çocuk iniyor. Birkaç defa iniyorsunuz zannettim. Siz indiniz, tekrar kalktınız, iner gibi yaptınız. Hatta plajda alçak uçuşu yaptınız orada. Evet, evet. Boştu çünkü plaj. Evet. Güzel yani, bu tür tekniklerden insan zamanla öğreniyor. Evet. Çok güzel. Tavsiye eder misiniz herkese bunu denemeyi? Tavsiye ederim. Keşke şu arkadaşlarım olsa burada. Biz bisiklet turları yapıyoruz. Bir sürü kişi var. Benim de bisikletim var. Biz bisiklet hastasıyız. Ben yerlisiyim buranın. Öyle mi? Tabii, köylere gidiyoruz. Köylere. O zaman siz bizim gruptasınız da biz daha tanışmıyoruz. Suna falan var grupta. Suna, Ahmet, yok, Yekta Bey. Gruplara girmedik. Ha, yani bisiklet gruplarına. Sürekli bisikletin üstündeyim yani. Ha. Şey, Mosso bisikletim var. 29 inç. Öyle mi? Ya 29 inç büyük bisikleti var. Çocukları da arkamıza oturtuyoruz. Harika. Kızık işçiliğe gidiyoruz Çağlayan'a. İşte
Üzmir'e geçiyoruz oradan. Arka yollardan. Hep arka yollardan, şey, köylerin arka yollarından birbirine geçiyoruz. Yollar nasıl? Yollar ama sizinki arazi bisiklet, evet, dağ bisikleti. Mountain bike mı yani? Evet, evet. Bende de var bir tane mountain bike. O başka yerde şu anda. Bununla geziyorum ben de. Dağlara çıkmıyorum fazla. Yani. Güzel. Sizin isminiz ne? Haluk Solakoğlu. Haluk Solakoğlu. Balıkesir Buralı'nın yerlisiniz sizler. Evet, Instagram'ım açık benim. Oradan görebilirsiniz. Tamam. Akçay'ın gökyüzü. Ben bu videoyu YouTube kanalıma yükleyeceğim. Müsaade var mı? Tabii ki. 2500 metreden Akçay'ın görüntüsünü görebilirsiniz. Altından uçaklar geçiyor. Nasıl çektiniz onu? Yukarıda telefonla. Kamera mı? Telefonla. Telefonla çektiniz. Tabii. 2500 metreden Akçay'ın. Tabii tabii. Tamam, ben takip edeceğim onu, hemen takip alacağım. Yapıyorum. Rüzgar sörfü de yapıyorum. Rüzgar sörfü. Eğitim de veriyor musunuz? Eğitim vermiyorum. Daha yok, başlamadınız bana. Bana tamam. Kendi eşinize mi veriyorsunuz eğitim? Evet. O da güzel. Aslında bu kadar tecrübeden sonra başlamanız, evet, belki gerekebilir yani. Evet. Öyle değil mi? Aktif olarak coğrafyayı kullanıyoruz yani. Evet, çok güzel, çok güzel. Coğrafyayı kullanıyoruz. Yani güzel bir yer. Coğrafyası da güzel bu bölgenin. Evet. Nasıl takip edersiniz? Denizciliğe de el atın. Ben de çok iyi. Evet. Ben de bisikletin üstündeyim. Evet. Uçuyorum. Rüzgar sörf yapıyorum. Çok güzel. Denizi de kullanalım. Rüzgar mükemmel ve burada hiç liman yok. Evet. En güzel yanı o. Hı-hı. Deniz temiz yani. Yani diğer denizler. Hiç, işte o yüzden sordum. Hani eğitim veriyor musunuz diye. Tecrübem yok deniz konusunda. Evet, evet. Bu konuda da yani o tecrübem yok. Evet. Siz bir düşünün isterseniz eğitim vermeyi. Muhakkak birkaç öğrenci çıkacaktır böyle meraklı. Macera, perest, evet, benim gibi. Peki çok teşekkür ediyorum size. İyi uçuşlar, kazasız belasız uçuşlar. Abi, tekrar kanalımız nedir? Biz de oradan bakalım. Tekrar görüşmek dileğiyle diyeyim. İyi günler. Hoşçakalın.